Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi önde gelen sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'nin dünyada izleyeceği ekonomik yol haritası konuşuldu. Yaklaşık 1,5 saat basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Tim TV mikrofonlarından ihracatçılara seslendi. Olağanüstü günler yaşadık. 15 Temmuz demokrasi, halkın sivil demokrasi devrimi Türkiye'de yaşandı. Millete ihanet edenlere karşı bu millet artık birilerinin lütfu olarak demokrasiyi yaşamak yerine demokrasiyi kendi bünyesine alarak, kendi uhdesine alarak demokrasiyi güvence altına aldı, garanti altına aldı. Demokrasinin üzerindeki tüm gölgeleri kaldırdı ve bertaraf etti. Bu yaşadığımız bu olağanüstü günlerin tabii ki Türkiye'de ekonomiye, turizme, ihracata, üretime, yabancı yatırımlara etkisi olmadı dersek yanlış olur. Çok sınırlı da olsa etkisi olmuştur. Ama bunları çok hızlı bir şekilde Türkiye'nin gündeminden kaldıracağız. Türkiye'nin gündeminden bunlar hızlı bir şekilde kalkıyor zaten. İlan edilmiş olan olağanüstü hal, devletin veya birilerinin millete ilan ettiği olağanüstü hal veyahut da sıkı yönetim değildir. Bu milletin devlete, kendini toparla, evrensel standartlardaki bir norma dön, kendi temizliklerini yap, kendi içindeki hastalıklardan kurtul diye milletin devlete ilan ettiği bir olağanüstü haldir. Ülkemizdeki normal hayata, üretime, ihracata, günlük hayata asla ve asla hiçbir etkisi olmayacaktır. Bizim 65. hükümet olarak hükümet programımızda yer alan ve her daim söylediğimiz, bundan sonra laf üstüne laf koyma, laf yetiştirme zamanı değil, taş üstüne taş koyma zamanı, iş üstüne iş koyma zamanı, ihracatta konteynerin yanına bir konteyner daha, tırın yanına bir tır daha koyma zamanı. Biz Türkiye olarak gelecekteki hedeflerimize ulaşmak için en önemli enstrüman olarak gördüğünüz şey, Türkiye'deki değerlendirilemeyen yeraltı yerüstü zenginliklerimizi, değerlendirilemeyen kapasitemizi, Türkiye'deki akıl gücünü ve emek gücünü katma değere dönüştürerek ihracat yapmayı ve ihracata dayalı büyümeyi hedef olarak görüyoruz. Bu ihanetin yaşandığı hafta Türkiye olarak biz 16 Temmuz Cumartesi günü en son Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısıyla Türkiye'deki yeni ihracat desteklerini ve teşviklerini anlatacaktık. Türkiye geçen hafta bunu konuşuyor olacaktı. Ama önümüzdeki haftadan itibaren bunları konuşuyor olacağız. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihracat yapacağız. Türkiye'mizin kalkınmasının ve büyümesinde asıl dinamo, motor gücünün tekrar ihracat haline gelmesini mutlaka sağlayacağız. Onun için ihracatçılarımıza şunu söylüyoruz. Durmak yok, ihracata devam, üretmeye devam, dünyaya dolaşmaya devam, pazarlamaya devam, satışa devam diyoruz. Onlara hayırlı, bol, bereketli kazançlar ve ihracatlar diliyorum.